Benim liderimdir ifadelerini kullandı. Üç tane hukukçu konuğumuz olması hasebiyle de e, bunun hukuki boyutunu çok tartışıyor olacağız. E, Ünzeli Hanım sizinle başlayalım efendim. E, Sayın Akşener dedi ki Sayın Soylu'nun soruşturmanın selameti açısından kendi hisseyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması partisinin geleceği ve çok sevdiği e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi açısından elzemdir dedi. Sayın Akşener'in sözlerini aktardım. Hem siyasetçi aynı zamanda da e, hukukçu e, olarak ne söylersiniz? Evet öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir konunun tartışılmasını hem bir hukukçu hem de bir tarihçi olarak gerçekten e, üzüntü duyuyorum. Niye? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir hı hı. ve e, hukuk bir devletin varlığının yaşaması için olması olmazdır. İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir kurumun tartışılmasından ziyade onun başındaki kişinin tartışılması da gerçekten üzücüdür. Öncelikle şunu söylemek isterim ki hem hukukçu hem tarihçi kimliğimle hı hı. eğer bir ülkede pis ve karışık işler ortaya saçılmışsa ve buna karışanlar da e, bunu örtmek için zaman zaman ya din ve diyanete ya da bayrak ve vatana sarılırlar. Ancak şurası çok önemli. Üstü örtülecek her neyse tabii ki örtülmemeli. Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısı devlete verdiği önemdendir. Çünkü iddia eden ister e, sabıkal olsun ister sabıkasız olsun. İki tane avukat arkadaşım daha buradalar. Ortada bir iddia var. Doğru ya da yanlış. Söyleyen eğri ya da doğru. Bunu ispatlayacak olan kimdir? Hukuk kurumudur. Böyle bir iddia var ise tarafsız bir araştırma yapılacak ise devletin onuru açısından da masum ise zaten masumiyeti ortaya çıkar. O yüzden tarafsız bir yargı ya da yargı bağımsız ve tarafsız olarak soruşturmayı yürütebilmek için elbette hem o kurum açısından hem de devletin onuru açısından bu yapılan çağrı çok önemlidir. Bence dikkate alınmalıdır. Az önce dedim. Peki efendim sözünüzü bağlı. Estağfurullah. Bir mafya liderinin e, lideri söylüyor bunları. Bu iddiaları. Böyle olduğunda dahi mi? Hayır Meral şöyle Akşeneri diyorum. Sözleriniz? Doğru genel başkan da bu sözler doğrudur demiyor. Yani kimden gelirse gelsin. Kimden gelirse gelsin. Zaman zaman peki aynı Hı, suçlamalar evet. muhalefettekiler için yapılmış olsaydı aynı rahatlıkla mı karşılanacaktı? Aynı suçlama muhalefet içinde olsa soruşturulmalı değerli sunucu gerçekten soruşturulmalı hukuk devletleri ayakta kalabilmek için hukuk öncelikle bağımsız olmalı Bizim için devlet evet müddettir. 5000 yıllık Türk devlet geleneğine baktığımızda Mafyanın diline düşecek kadar Böyle devletin onurunun ayaklar altına alınmaması lazım. Evet dün akşam e, az önce dediniz ki, Sayın Bakan bütün soruları cevapladı. Hiçbir soruyu cevaplamadı maalesef Sayın Bakan. Niye cevaplamadı? O içinden çekti birkaç soruya cevap verdi. Onların hepsine geleceğiz. Tabii güzel, geleceğiz. Sen... Ancak şurası çok gerçekten önemli. Hı hı. Doğrudur demiyoruz. Kimse doğru deme hakkına da sahip değil. Sadece ortada iddia var. Yani şunu mu, e, şuraya mı gelmeye çalışıyoruz? Akşener'in söylediklerinden de yola çıkarak size direkt bunu sormak istiyorum. Yani biz Süleyman Soylu direkt istifa etsin mi diyoruz? Şöyle diyoruz. Yani sizin eğer bu iddiaların var. gerçekten doğru olup olmadığı ortaya çıkacaksa ortada bir iddia var. İddialar var. Yargı bağımsız kalacaksa, kolluk bağımsız kalacaksa Elbette feragat eder. Bittiğinde tekrar makamına oturur. Kimse kesinlikle suçlu demiyor. Siz bir İYİ Parti olarak Süleyman Sol'un istifa, istifa etsin diyorsunuz ama. bu süreç. İstifa eder. Görevinden azledilir. Hı. Ya da e, bekletilir bu süreç bitene kadar. O mafya büyük Hı. bir mafya lideri deniliyor ki biz bizde e, suç örgütü içerisinde olarak Türkiye kamuoyu da böyle tanıdı. Hı. Ancak bugün suç örgütü organize İşlerin başında dedikleri kişiye mitingler yaptırdılar. Türkiye kamuoyu bunu unutmuyor. O zaman iyiydi de, o zaman <laughs> mitinglerin de doğruydu. Mitinglerinde bir soruşturma açıldığını söylediğini. Doğruydu. E, Niye e, şimdi da. mi soruşturma açılıyor? E, ne oldu soruşturma sonucu? Zannediyorum o dönemde. yani. Sayın A, ne oldu Soylu soruşturmanın buna sonucu? buna cevap vermişti, geleceğiz oraya. Neyi o, bekliyor o zaman o soruşturmanın miting. sonucu? Neyi bekliyor? Oluk oluk kanlar akacaktı. İnsanlar direktlere açılacaktı. Şimdi bu meeting konularına ayrı ayrı geleceğiz. Çünkü o da bir başlık halinde konuşuldu yine programda. Sayın Soylu da bunlara cevap verdi döneme ilişkin olarak. Yani şu damıtmayı yaparak söylüyorum. Evet. İYİ Parti Soylu en azından bu dönemde eee de facto yani görevinin başında olmasın diyorsunuz. Eğer bağımsız olacaksa yargı. Hı hı. Kovuş, soruşturma, kovuşturma demiyorum. Soruşturma da bu soruşturma aşamasında Tabi soruşturma açılacaksa bu savcıların işi. Bizim işimiz değil. Yani savcılara talimat verecek durumumuz da yok. Her şey hmm. naklen gerçekleşiyor. Ülkede hmm. görüyoruz. Oradan o saçılıyor. Buradan bu saçılıyor. Her taşın altından birileri çıkıyor. İnsanları bu ülkede suçlamak çok kolay. Ben o yüzden Sayın Soylu'ya da hmm. e, onun da ee, geleceğe geleceği açısından. Tabii yani onun da yani menfaatini. Tam Çok da kolay iftiralar atılıyor isterim. bizim ülkemizde. Onun hı. için iftiraya atan da iftiraya atan da hı hı. cezasını bulabilmesi için masumiyet karinesi gereği insanların hakkında iddia edilen suçlar ispatlanıncaya kadar insanlar masumdur. Masumiyet karinesi de ihlal edilmeden Soruşturmaların yapılması yani lazım. Yani bu istifanın aslında Süleyman da çekmeli. partisinin de menfaatine olabileceğini. Öyle, biz, biz Tam da öyle burada düşünürüz. şunu söylemek isterim. Gazeteci yazar Murat Yetkin bugünkü yazısında istifa tartışmalarına ilişkin şöyle dedi. Sayın Meral Akşener'in sözlerinden de bunu sonra bunu söylememiz lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ben gitmiyorum istiyorsanız siz gönderebilirsiniz. Tırnak içinde çağrısıdır. Bir başka açıdan da göndermeyecekseniz bana doğru dürüst sahip çıkın çağrısı diye yazdı. Ne dersiniz bu yazıya? Şimdi şöyle, e, ben Murat e, Yetkin'i okumamıştım. Hı hı. E, ancak ki e, deminki soruyu devam etseydim cevabı orada e, net olarak şunu söyleyecektim gerçekten. Akşam ben Sayın Soyluyu izledim. Hı hı. Hem e, memleketimden Ankara'ya dönerken e, telefondan izledim. Milyonlar Hem de izledi zaten. Evet, Hepimiz telefondan izledim eve gelince evet. de. Televizyondan izledim, hmm. Ankara'da kalan bölümünde oradan izledim. Şimdi orada sorulan sorulara net cevap yoktu. Net cevap yoktu, yalnız. Şunu Orası, orada aslında şuna, şuna cevap istiyorum. Yani Bakan Soylu, siz CET partisi tarafından yalnız bırakıldım. Önce ben bunun o, cevabını Şöyle diyorum, ben. o Ak Partinin kendi iş problemi, onunla ilgili bir şey söyleyemem. Yani. Yalnız, yalnız, şunu söyleyebilirim. Soylu orada ne millete ne gazetecilere cevap vermedi. Sadece saraya sayın Hı -hı. cumhurbaşkanına mesaj yolladı diye düşünüyorum. Hı -hı. Eğer eğer e, beni görevden alırsanız ben istifa edersem Hı -hı. bu istifaların arkası gelir, arkası gelir beni kurban etme yerine Hı -hı. buyur ağır ortada Mehmet Ağar onunla ilgili soruşturmalar yapılsın Hı -hı. yani kendisine sahip çıkılma Hı -hı. istemi mesajını ben de öyle yorumladım. Peki. Yani Murat Yetkin gibi yorumladım. Peki, peki. Ee, şimdi e, Halim Hanım sizinle devam etmek isterim. Şöyle ki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...